MHP'nin hatibi Şeyh Said'e yönelik yine hakaretvari bir söylemde bulundu. Her şeyden önce Şeyh Said ve Seyit Rıza Kürt halkının değerlerindendir. Onlara hakaret edilmesine asla göz yummayız ve bunu sineye çekmeyiz. Şeyh Said'in de Seyit Rıza'nın da ne olduğu en çok devlet arşivlerinde ve kayıtlarında bulunuyor. Şeyh Said, Seyit Rıza, İhsan Nuri, Şeyh Mahmut Berzenci, Celadet Bedirhan, İbrahim Heski, Kadı Muhammed, Mela Mustafa Barzani, Abdurrahman Kasımlı ve yakın dönem içinde Musa Antel onlarca isim gibi birer hafızadır. Tarihteki birer hafızadır. Ve o dönem Ankara'dan rahatsızlık ve daha birçok sebep var, bu kısa sürede anlatmayacağım ama mücadelenin, direnişin odağında da yine eşitsizlik var. Şeyh Said'in destekçileri ve mücadelesi inanç ve kavim gözetmeksizin herkesin yer aldığı ve herkes için mücadele edilen bir süreçtir. Bugün hala ne Seyit Rıza'nın ne Şeyh Said'in mezar yerleri açıklanmıyor. Hakikaten bu mezar yerlerini eğer devlet bir şey saklamıyorsa neden hala saklıyor? Bunun cevabını vermeden onlarla ilgili söz kurmayın. Kuramazsınız. Mezarlar neden saklanır? Ve Şeyh Said üzerine söylenen uzun bir şiir var. Bir üçlüyle söyleyeceğim. Ez velat parizim, ez mirov perverim, ez liber bircin diyar bekra rengin, Şeyh Said'e kal. Bu çok ünlü bir şiirdir. Şeyh Said üzerine söylenen Diyarbakır burçlarını da anlatır. Uzun olduğu için bu bölümünü söyleyeyim. Şeyh Said ve Seyit Rıza Kürt halkının hafızasıdır, değeridir. Onlara uzatılan dile karşı her zaman sağ olsun. Kendi ana dilimde bir şiirin üçlüsünü okudum diye bana anayasa uyarısı yapılmasını büyük bir adaletsizlik olarak görüyorum. Benim ana dilim ya. Benim ana dilim. Bu anayasanın başka bir maddesi de var başkan. Yeminde diyor ki hukukun üstünlüğü, demokratik ve layık cumhuriyet, toplumun refah ve huzuru, herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması. Biz bu ülkenin yurttaşı değil miyiz ya? Biz kendi ana dilimizde üç cümle kuramayacak mıyız? Bir selamlama yapamayacak mıyız yani? Konuşmaların tamamını zaten Kürtçe yapıyoruz. Anayasaya tabii ki uyuyoruz. Ama anayasaya uymaktan söz edeceksek önce iktidardan başlayalım. Anayasayı kim ihlal ediyor? Bunu tartışalım. Bence özel bir gündemle bunu saatlerce konuşalım. Anayasa 3'e aykırı bir durum yok burada. Ben bir şiir okuyorum. Obama gelip mecliste konuşuyor.